Evet, hepinize iyi günler. Something to, you know, have a control over the presentation. Okay, thank you. Because if you don't understand, you cannot measure. If you don't measure, evet, you cannot. Anlayamazsanız, control, ölçemezseniz, control, ölçemezseniz, kontrol edemezsiniz, kontrol edemezseniz de. So, yaptığınız her şey anlamını yitirir. Thank you for coming again. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. In a day. I can understand that it may be, bugünkü ikinci konuşmam oluyor. Biraz fazla da gelebilir ama elimden geldiği kadar bu sunumu renkli tutmaya çalışacağım. Ümit ediyorum bu sefer daha ilginç olur. Finans sisteminin değişen yapısı ve şeriaya uyumlu finans uygulamalarından bahsedeceğim. Evet, uluslararası düzenleme ağı, uluslararası finansal piyasalarla ilgili olarak bu şekilde tanımlanabilir. Tabii IOFI'yi de belki buraya eklemem gerekirdi. Bu şekilde daha da karmaşık olurdu. Ama bu kadar yeterli diye düşündüm. Evet, zavallı bankacılar. Evet, sizin karşı karşıya bulunduğunuz durum bu. Evet, bu bir ağ. Evet, denetim yapan kuruluşlar ağı bu şekilde. Peki buradaki amaç nedir? Neden bu kadar karmaşık bir ağ oluşturduk? After the crisis, of course, krizden sonra, especially Lehman collapsed, özellikle Lehman'ın çökmesinden sonra, Durmuş Bey and myself, Durmuş Bey ve ben, o dönemde Washington DC'deydik ve televizyonu seyrediyorduk, toplantıları takip ediyorduk ve hakikaten çok endişeliydik. Gayet iyi hatırlıyorum. G20 toplantılarından bir tanesinde, toplantının ortasında, bu arada bakanlar düzeyinde bir toplantıydı, kapılar açıldı. George W. Bush girdi, salona girdi. İlk defa, sanıyorum ilk defa ABD başkanı IMF'de bir bakanlar düzeyinde bir toplantıya katılıyordu. Evet, sanırım sorunun ciddiyeti buradan da anlaşılabilirdi. Fakat çok şey öğrendik. Krizin patlamasından sonra biz hep bir çerçeve oluşturmaya çalıştık. Bu çerçevede bazı endişelere yanıtlar arıyorduk. Bunlar nelerdi? Her şeyden önce şunu anladık. Buradaki riskleri yönetmek ve ölçmek mümkün değildi bu yeni çerçeve öncesinde. Çünkü biz esas olarak mikro risklere yoğunlaşıyorduk. Yani tamamen münferit finansal kurumlarla ilgili mikro riskleri ölçebiliyorduk. Ve risklerin belki sistemik özelliklerini, boyutlarını göz ardı ediyorduk. Krizden bu yana daha makro basiretli düzenleme çerçeveleri oluşturmak için birçok adım atıldı ve tabii ki amacımız mevcut denetim mekanizmalarının pro döngüsel yapısını sağlamlaştırmak idi. Diğer taraftan sekürtizasyon bütün faydalarının yanı sıra çok tehlikeli bir şey de olabilirdi. Bunu da anladık. Sanırım burada da çıkarmamız gereken bir takım dersler vardı. Çünkü İslami finans dediğimiz zaman bu sekürtizasyon
sekürtizasyonla da çok ilgili. Demek ki sekürtizasyon özellikle de finansal ürünler, enstrümanlar, bunları göz ardı ettik. Bunları düşünmedik. Bunların birkaç tanesini saymak mümkün. Bunlar denetime tabi finansal ürünler ve hakikaten finansal hizmetler sektörüne ve ekonomiye büyük olumsuz etkisi olan unsurlar bunlar. Evet, merkezi aslında önemli ve diğer taraftan merkezi taraflarca ne gibi roller üstlenilebilir? İşte bu gibi konuları biz İslami finans açısından dikkate almalı ve değerlendirmeliyiz. Diğer taraftan kredi değerlendirme kurumları da bir başka konu. Ve yine yeni denetim ve düzenleme çerçevesi amacı her tür finansal faaliyeti kayıt dışı bankacılık da dahil olmak üzere bu çerçeveye dahil etmek. Yine burada geleneksel ve İslami bankacılık veya finans arasında bir takım paralellikler görüyorum. Evet, bizim bir avantajımız var. Belki tuhaf gelebilir ama biz daha geriye dönük olduğumuz için, daha az gelişmiş olduğumuz için bir dezavantajımız vardı. Geleneksel bankacılık yapanlar çok yol kat etti. Dolayısıyla ama bu sorunlarla karşılaştılar. Fakat biz tamamen kendimizi bu konulardan bağımsız veya bağışıklık kazanmış olarak da düşünmememiz gerekiyor. Burada uluslararası iş güdümün arttırılması son derece önemli. Bakan Şimşek daha önce zaten buna değindi. Biz ülkeler arasında, düzenleme kuruluşları arasında vergi kuruluşları arasında işbirliğini başlatmak, geliştirmek zorundayız. Aksi takdirde düzenleme konusunda bir arayış başlayabilir ve bunun sonuçları da son derece olumsuz olur. Şimdi kriz sonrası yeni çerçevenin bir avantajı daha var. Biz burada şeffaflık, sorumluluk, bağımsızlık, eş güdüm ve verimliliğe eskisine nazaran çok daha fazla önem veriyoruz. Şimdi piyasaya genel bir genel bir bakış sunmak gerekirse bu hakikaten son derece olumsuz bir tablo. Tabii ki bu rakam belki çok yüksek görünmüyor ama yine de dikkat alınmalı. Bu tamamen OTC, over the counter olarak takas edilen miktar. Trilyonlarca dolar burada takas ediliyor. Yine krizin başından beri belki bunun aşağıya inmesi beklenebilirdi. Ama gördüğünüz gibi herhangi bir düşüş yok. 2007'ye kıyasla %40 daha yüksek bu meblağ. Demek ki OTC türevlerini itmeye, büyütmeye devam ediyoruz. Neyse ki bunun büyük bir bölümü faiz türevleri. Yani İslami finans kurumlarıyla herhangi bir bağlantısı yok bunun. Ama son krizden öğrendiğimiz bir şey varsa bir bulaşma riski var. Yani geleneksel finansal kurumlar ile İslami finans kurumları arasında bir bulaşma riski olabilir. Onun için çok dikkatli olmak zorundayız. Demek ki burada iyi olan bir şey var. Sermaye piyasaları, düzenleme kuruluşlarıyla birlikte
represented under the umbrella of IOSCO. Bu tabii IOSCO'nun şemsiyesi altında faaliyet gösteriyor ve borsalarla birlikte çok yoğun çalışıyoruz. Bu OTC türevlerinin en azından merkezi olarak takas edilebilmesi için çaba gösteriyoruz. Takas Bank Türkiye'deki takas merkezi bunun için iyi bir örnek. Birkaç sene içerisinde Türk Takas Bankı merkezi bir tarafa dönüşecek diye ümit ediyoruz. Sermaye piyasalarının bütün segmentlerinde OTC türevliler de dahil olmak üzere faaliyet göstereceğini ümit ediyoruz. Yine bizim için önemli bir nokta daha var. Bu da döviz kredisi faizleri. Biz İslami finans kuruluşları olarak borsaları daha fazla düşünmemiz gerekiyor. Biz sadece muşaraka işlemleri yapamayız. Borsalar bunların yapılması için çok uygun yerler. Bunlar açık, düzenlemeye tabi, standartize olmuş kuruluşlar. Onun için bu iki alanı bir araya getirebilirsek ve bir ortaklık veya bir sürekli bir alışveriş tesis edebilirsek sanıyorum o zaman son gayet önemli, ciddi bir iş fırsatı yaratmış olabiliriz. Bir başka ciddi mesele, bir başka uyarı, piyasanın bölümlenmesi, parçalanması. Borsalardan bahsettim ama bir takım başka tehditler de var. Borsaları bekleyen tehditler var. Burada körü körüne bir rekabet söz konusu. Özellikle Avrupa'da ve Amerika'daki rekabet sebebiyle bu işi o kadar ileriye götürüyorlar ki piyasa yapılarında parçalanmalar başlıyor. Onun için konsolide birleşik bir piyasa alanı oluşmuyor. Farklı platformlar, farklı yollar açılıyor. Bunların bazıları ATF oluyor, MTF adını alıyor. Ve belki tuhaf ama gerçek. Bir numaralı öz kaynak değişim platformu şu anda Avrupa'da artık bir borsa değil. Bu alternatif bir takas platformu. Evet, bu yine kriz sonrası dönemin bir başka boyutu. Ama son derece ciddi bir endişe sebebi olduğunu düşünüyorum. Son olarak kısaca küresel İslami finansa küresel bir bakış açısı sunmak istiyorum. Has grown by, you know, almost 20%, one fifth. Evet, sektör %20 büyüdü bizde bu 10 yılın başından itibaren. Öte yandan baktığımızda bu işin sağ taraftaki görüntüsü, sol taraftaki görüntüye baktığımızda şunu görüyoruz. Bizler 300'ün bir üzerindeyiz. Hala daha küçük, çok minicik. Bir taraftan diyebiliriz ki yarısı dolu, büyük bir fırsat, gelişme fırsatı var. Ama şunu da kabul etmemiz, anlamamız ve itiraf etmemiz gerekir ki biz hala çok çok küçük bir parçasını temsil ediyoruz küresel finans sektörünün. Ama tabii yoğunlaşma ve İslam finansman varlıklarının oluşumu da önemli. Hala burada bankaların hakimiyetini görüyoruz. Bunun değişmesi lazım, çeşitlenmesi lazım. İslam bankacılık ürünlerinin gelişmesi açısından gelecek vaat edici bir durum bu. Ama gelecekte daha iyisini yapmamız gerekiyor.
Bu yine size kısa bir fikir vermek amacıyla bu slaytlar İslami sermaye piyasası enstrümanları ile ilgili olarak görüntüler bunlar. Bu özel olarak dahil ettiğim bir slayt, bir mukayese yapabilelim diye bunu koydum. İşte bu en güvenilir, en saygın bölümlerinden bir tanesi. İpotek bazlı tahviller. Bu son derece yeni bir gelişme. Bir inovasyon diyebiliriz. Ama buradaki volatiliteyi görebiliyorsunuz iyi zamanlar ve kötü zamanlar arasında. İyi zamanlarda fevkalade güzel getiriler, kötü zamanlarda da piyasanın tamamı çöküşünü görüyoruz. Mesela İslami piyasalar, sukuk piyasası, işte bu ipoteke dayalı tahvillerde yine çok benziyor. Bu aynen bir kriz gibi. Bizde de böyle bir kriz yaşandı. Belki bu hala şunu düşünenler için doğru bir cevap olabilir. Sukuk ve konvansiyonel faiz getirici enstrümanlar aynı şeydir diyenlere bir cevap bence. Evet. Burada sözlerimi bağlamak istiyorum ve eğer soru olacak olursa, özellikle de Türkiye ve İstanbul'la ilgili sorularınız olacak olursa, ben bunları büyük bir mutlulukla cevaplayabilirim. Çok teşekkür ederim.